Tepebaşı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Vekili Erdoğan Aydoğmuş başkanlığında yapıldı. Mecliste Baksan Sanayi Sitesi gündemdeydi. Meclis üyeleri konuya ilişkin bazı eleştirilerini dile getirdi. Altyapı hizmetlerinin bir an önce gelmesi, buraların düzenli bir bölge olması, şu anki görünüşten çıkarak modern bir bölüme kavuşması, devrenmiş gibi bulunan binaların bir an önce yenilenmesi için yapılan revizyon imar planına ilerli bu muhakkakla birlikte bizler onaylıyoruz. Ancak gönlümden geçenleri de dile getirmek istiyorum. Baksan Sanayi Sitesi'nin ticari alana dönüştürülmesiyle burada imalat işiyle ilgili faaliyet gösteren firmalar iş yerlerini taşımak durumunda kalacaklardır. Tepebaşı bölgemizde bu iş yerlerini taşınabileceği bir alan gösterememek, imalat yapan firmaları Odunpazarı Sanayi Bölgesi'ne yönlendirmek beni rahatsız etmekte bu konuyla ilgili üzüntüyü haklıyım. Şimdi Baksan Sanayi Sitesi ile ilgili öteden beri devam eden bir belirsizlik ve sıkıntı konusu vardı. Belediyemiz şu anlamda bir çalışma başlatmıştı. Oradaki esnaflarla görüşmeler yapıp belediyemize gelerek biz de bu sürecin takipçisi olduk. Hatta Mart ayında Sayın Başkan Ahmet Ataç'a bu konuyla ilgili neler yapıldığı, neler planlandığı sorduğunda size getireceğiz demişti ve kısa bir açıklamada yapmıştı. O açıklamanın içerisinde heyecan duyacağımız unsurlar var. Onların en önemlisi buranın geceleri de yaşayan canlı bir bölge olmasını arzu ediyoruz demişti. Biz de buna katıldığımızı söylemiştik. Fakat önümüze gelen bir anlamada görüyoruz ki böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir de sanayi üretiminin artık yapamayacağı ya da bunun kaldırılması sadece ticarete dönüştürülmesi tek olarak biz aynı zamanda böyle bir konut ile de buranın canlanacağı beklentisi içerisindeki doğrusu isterseniz. Ancak geldiğimiz noktada bakıyoruz ki sadece ordunların uzatılması, asmakatların yükseltilmesiyle bir plan tadilatı önümüze geldi. Dolayısıyla biz bunu yeterli görmüyoruz. Başkan Vekili Erdoğan Aydoğmuş, Baksan Sanayi Sitesi ile ilgili meclis üyelerinin sorularına yanıt verdi. Bu bölge, artan mülteci olan sosyal kurumlaşma alanlarında belli adalara yerleştirmemizde. Yani artan mülteci olan yol, yeşil park, çocuk bahçesi, otopark, karakol yerleri, eğitim alanları, ibadet alanları gibi o bölgenin yaşanılabilir bir tek kokusu haline gelebilmesi için bu sosyal donatı alanları, bahsettiğim donatı alanlarının da belli adalara kaydırmamız gerekiyor. Kişi başına 10 metrekare yeşil alanına ayıracaksınız, işte okul alanlara ayıracaksınız, çocuk bahçesi ayıracak. Dolayısıyla orayı nereye ayıracaksınız? Yan tarafta atıl olan bölgeyle birlikte değerlendirilebilir diye düşündük başkanım. Bu şekilde mümkündü bize. Oradaki parter maliklerinin bir kısmı ya çocuk bahçesine gidecek, ya parka gidecek, ya eğitim alanına gidecek, ya ibadet alanına gidecek, ya karakol alanına. Yani adaların bir kısmı o donatılara ayırmak zorundasın. Sizin parseliniz var diye. Sosyal donatı kaldırdığınız okul alanını sizin yönetimimiz yapı adasına kaydettiniz.